Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim Halilullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni namlarından Kur'an-ı Kerim'de vatan haqida quyidagi duoni keltiradi. A'udhu billahi minash shaytanir racim. Ve iz qala İbrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina varzuq ahlahu minas semarati men amana minhum billahi vel yawmil ahir. Eslang İbrahim, ey Rabbim bunu Makka'ni tinchlik shahri qilgin va uning aholisidan Allohga va oxirat kuniga ishonuvchilariga turli mevalardan rizq qilib bergin dedilar. Baqara surasida. Demak, ulug'larimiz ulul azm bo'lgan payg'ambarlardan biri Ibrohim Xalilulloh Odam alayhisolat va salomdan keyingi barcha insoniyatning ikkinchi otalari deb ataladilar. Chunki shu zotdan keyin asosiy payg'ambarlar silsilasi ko'payishni boshlagan. Mana shunday zot o'z vatanlari, yurtlarining haqqiga duo qilyaptilar. Bu yurtimni tinchlik, emillik, erkinlik, xotirjamlik yurtiga aylantirgin. Va buning ahliga meva-chevalarini ko'p qilib bergin, rizqini mo'lkol qilgin, toki senga iymon keltirib turar ekan. Oxiratga iymon keltirar ekan, ularga shunday qilib bergin deb duo qilyaptilar. Bunda nima ma'lum bo'ladi? Bundan azizlar, har bir mu'min musulmon, xosatan ahli ilmlar, talib ilmlar, ziyoli insonlar duosi qabul bo'ladigan mo'jizafetlar o'z yurtini, vatanini, xalqini haqqiga doimo duoda bo'lish kerak ekan. Alloh taolo duo qilavergan xalqini duosini tashlab qo'ymaydi. Albatta ijobat qiladi. Shuning uchun doimo yurtimizni tinchligini xuddi Ibrohim alayhisolatu vasallam so'raganlaridek. Chunki Ibrohim alayhisolatu vasallam o'sha yurtda ahli ayollari va o'g'illari Ismoil alayhisolatu vasallam qolganlar. Ana ayollari bilan bitta farzandlari shu joyda Makkada qoldirib ketayotgan bo'lganliklari uchun Makkaga umumiy duo qilib ketyaptilar. Va bizlarda esa shu yurtda butun oilamiz bor. Bitta ayolimiz, bitta farzandimiz emas. Butun qavm qarindosh, quda anda, dada momolar, jiyanlar, nabara farzandlar to'lib toshyotibdi. Agar har birimizni qavm qarindoshimiz jamlasa bir necha ming odam chiqadi. Deyarli bitta qishloqni tashkil qilib qo'yadi. Ibrohim alayhisolatu vasallamdan ham ko'ra ko'proq biz yurtimizni haqqiga duo qilishimiz kerak ekan. Chunki shu yurt tinch bo'lsa, mana shu vatan obod bo'lsa, shu yerda yashayotgan nafaqat o'zimiz, ahli oilamiz, farzandlarimiz, qavm qarindoshlar, tanish bilish va hokazolar tinch, xotirjam asoyishta hayot kechiradi. Nafaqat tinchlik balki rizqi ro'zini ham keng mo'l bo'lishligini, meva-chevalari serob bo'lishligini, bog'irog'lari to'lib toshmoqligini Allohdan so'rash kerak ekan. Bu payg'ambarlarning otasi bo'lmuş Ibrohim Xalilullohning duolari edi. Alloh taolo sizlarga buni ta'lim qilib, Qur'oni Karimda keltirib qo'yibdi va bu oyat qiyomat kunigacha o'qiladi. Va buni o'qilganda ibodat hisoblanadi. Buni hattoki namozlarda o'qiladi. Va shu duodan foydalaniladi. Mana azizlar. Demak, yurtni duo qilish, vatanni duo qilishlik bu mo'min musulmonchilikning alomatlaridan biri. Shuning uchun ham ustozimiz shayx hazratlari doimo jonajon yurtimizni deb duo qilardilar. Jonajon yurtimizni deb. Mana shunday katta allomalar ham, ulug' insonlar ham doimo yurtini duo qilib o'tganlar. Va hozir ham ulug'lar duo qilib kelyaptilar. Yurtini duo qilmagan mo'minni iymonida shak bo'ladi. Yurtini sevmagan mo'minni iymoni zaif bo'ladi. O'z yurtini qalbidan duo qila olmasa, o'zi yashab turgan makon, manzil, yurtni, shaharni, qishloqni qalban duo qila olmasa, albatta u xoinda. U vatanpurush, u sotqin u. Demak, u nimanidir o'ylab turibdi. Qandaydir pinhona rejalari bordir balki. Balki yurtini sotmoqchidir. Shuning uchun ham ba'zi bir doim norozi bo'lib yuradiganlar bor hayotdan. Qayerga borsa shikoyat qilaveradi. Har qanday tuzumdan shikoyat qiladi. Har qanday shart-sharoitdan shikoyat qiladi. Shularni oldida yurtimiz, vatanimiz, jonajon O'zbekistonimiz desangiz, insasi qotib ketadiganlar bor. Hattoki aytishga majburmiz. Ba'zi bir joylarda yig'inlarda amirmalarga borganimizda
canacın vatanımız, Özbekistanımız deyip dursayız, korunuşunu daha çürüp aladıkları var. Duagı kötüleri durduğun peyde, Özbekistanımız deyseniz, korunuşunu da çürüp aladı. Bana hayırlık. Bana satkırlık. Sizce nemedir, yakmadan bosa, bu yurtun ayıbı mı bu? Siz nemedendir, narazı bosayız, bu vatan, Özbekistan'ın ayıbı mı bu? Belki o zengizi şahsi ayıbiniz. Ve siz görüşeken naqsi insanlarına şahsi ayıbı. Kimdir şahsi ayıbı tüfeyli, şahsi günah-ı masiyeti tüfeyli, yurtunu, vatanını, o şehrini yaman korumahlilik bu, imanın öte zayıfligiden eğer borsayam. Azizler biz şahsi ayıblarını yurtge yoymaylik. Kimdir kamçılıkını bütün yurtge yoyup koymaylik. Bu yurt elhamdülillah hemimizdik. Allah'a şükür, şu yurtta tuğulgenimiz mi? Bana şu yurtta evveyle esrem ağırlık her birimiz vazifemiz. Dua göyler duası bile esresin. Her bir saha mutakasisi, uzun sahası da vatan himayesi için hizmet kılış gerek. Talebe birinci oranda. Hazır yurtumuzda bir neçe 100,000 talebe var. Her yılı bir neçe 100,000 yaşlar talebege ilanadı. Ve onlar aligahlarda, ya ki darul fununlarda, Yakundan pasrahlarda, kuyrahlarda talim alıştıkça başlaydı. Ularının yurt aldığı vatanperverliği nimeden ibaret? Yaxşı okşuligiden. Gelecekte yetuk mutakhasis bolup, yurtumuz, vatanımızda manfaati yetedigi insan bosa, talebe demek vatanperverliğini ada eti yaptı. Ayol kızlarımız için, hayası bilen, iffeti bilen, ahlakı adabı bilen, tenesini satmasıgı, hayasını satması gibi bilen, iman itikadı bilen, balası bolsa, farzantini gelecekte, vatan himayatı kılıp, vatanına manfaat yetedigen kılıp, yurtu için hizmet kıladigen kılıp, büyük bir ahlakın adablı farzant kılıp, cemiyetke takdim kılsa, ayalının vatanperverliği şu.